Merhaba arkadaşlar ben Faruk Hocanız Cumhuriyet dönemi şehir gruplarından Mavicilerle birlikte olacağız bu videomuzda Şimdi bakalım bunların genel özelliklerini ve bunlar kimmiş onların önemli noktalarına değinmeye çalışalım arkadaşlar Şimdi Maviciler, Mavi dergisi etrafında toplanan bir grup. Şehirde imajı savunuyorlar, imgelere önem veriyorlar Bu anlamda büyük bir rol oynuyorlar arkadaşlar. Nazım Hikmet'ten etkileniyorlar. Nazım Hikmet malumunuz toplumcu şiir anlayışı ve serbest nazım türünde eserler veren önemli bir cumhuriyet dönemi ismi. Toplumsal gerçekçilere yaklaştılar maviciler. Onlarla yakın tarzda şiirler ortaya koymuşlardır. Şairane ve Sanatlı söyleyiş hakimdir onların şiirlerinde. Ee, şöyle bir görüş benimsiyorlar. Şiir basit olmamalı. Ee, yani derin imgeler, böyle derin çağrışımlar e, içermeli e, şeklindeki bir anlayışa sahip bu grup. Divan şiirinin biçim özelliklerinden faydalanıyorlar. E, şekil bakımından tabii ki. E, onun dışında imgelerinden de yararlanıyorlar arkadaşlar. Şimdi kim varmış bu maviciler içerisinde? Atilla İlhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Orhan Duru ve Demir Özlü. Şimdi bunlar içerisinde tabii ki en önemli isimler Atilla İlhan ki en önemlisi bu. Ferit Edgü ve Ahmet Oktay diyebiliriz arkadaşlar ki zaten sadece bunlara değineceğim. Aslında Cumhuriyet dönemi edebiyatıyla alakalı olarak şu da söylenebilir. Şu şiir grupları veya Şairlerle ilgili pek soru çıkacağını sanmıyorum. Daha çok roman veya düz yazı türündeki isimler ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar Atilla İlhan'a birçok türde. Yazınsal türde eser vermiştir. Şiir başta olmak üzere tabii ki. Roman, deneme, anı, gezi yazısı, senaryo şeklinde e, eserler veriyor kendisi arkadaşlar. Büyük harfleri hiç kullanmamıştır. E, özellikle imla kurallarını reddediyor şiirlerde arkadaşlar. E, romantiktir, duygusal şiirler yazıyor. Lirizm ön plana çıkıyor onun eserlerinde diyebiliriz. Şiirini toplumcu gerçekçi bir zemine dayandırıyor ki şurada bahsetmiştik aslında bu mavicilerle ilgili olarak. Ee, halk ve batı şiirinde yararlanmıştır. Halktan kasıp halk şiiri, halk edebiyat. Bundan da faydalanıyor aynı zamanda. Divan şiiri ses özelliklerini kullanıyor ki yine e, mavicilerin genel özelliklerinden bir tanesiydi arkadaşlar. İşte tarih, aydın insan sorunları gibi konuları görebiliyoruz onun eserlerinde. Şimdi en önemli eserlerini veya sorulabilecek eserlerini ben buraya not aldım aslında. Tabii ki daha çok eseri var. Ayrılık, Sevdaya Dahil, Duvar, sisser Burvarı ve Ben Sana Mecburum adlı şiir türündeki eserler çok önemli arkadaşlar. Sorulabilir nitelikte. Ee, yine Kurtlar Sofrası, Sokaktaki Adam şeklinde iki tane roman türünde eseri var Atilla İlhan'ın. Abbas Yolcu Gezi türünde bir eserdir yalnızlar rıhtımı senaryo türünde bir eseridir Attila İlhan'ın şimdi Ahmet Oktay'a bakalım ee, tabii ki şiire başladığı dönemlerde ilk olarak e, Ahmet Arif'in etkisinde e, kalmıştır arkadaşlar bu e, etkinin de şeyiyle e, eserler veriyor arkadaşlar zengin sözcük dağarcığı söz konusudur. Onun şiirlerinde böyle farklı kaynaklardan gelen sözcükler, böyle çok farklı sözcükler görebiliriz. Bir de destansı bir üslup kullanıyor. Burası onunla alakalı önemli bir nokta arkadaşlar. Gölgeleri kullanmak her yüz bir öykü yazar şeklinde şiir türlerinde eserleri var. Ferit Edgü'ye bakalım. Plastik sanatlar alanında yazıları var. E, çevresiyle uyumsuz fertleri e, konu alıyor bunları işliyor eserlerinde deneme eleştiri tartışma türünde eserleri var e, bakalım bunun e, eserlerine ki Ahminel Aşk şiir kitabı arkadaşlar en önemli eseri diyebiliriz kimse ve o e, romanı e, Pardon bu ikisi roman türünde yazılan eserleridir diyebiliriz Evet, maviciler grubu kısaca bu şekildedir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda hisarcılarla birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.